Merhabalar herkese, kanalıma hoş geldiniz. Ben Levent Güven. Bugün yanımda Erasmus'tan arkadaşım, Hollanda'dan arkadaşım Başak Türkeş var. Merhaba Başak. Evet, beni bilen bilir. Bilmeyen de kendisi bilir. Artık bir şey diyemeyeceğim. Başak benim Hollanda'dan arkadaşım. Zaten daha önceki Paris videosunda, işte Amsterdam videosunda çokça bulmuştu. Bir yerden şöyle çıkıyorum. Mesela burada yokum ya. Çokça görmüşsünüz ve izlediyseniz. Bugün Başak'la birazcık şey videosu çekeceğiz. Ben şu an İstanbul'dayım. Ama normalde İzmir'de okuyorum. Ama Başak İstanbul'da okuyor. Bu üniversitelerle alakalı bir video çekelim dedik. Zaten üniversitelerle alakalı diğer videolarımı izlemek için aşağıya linkini bırakacağım. Erasmus'taki diğer arkadaşım Buket'le de çektiğimiz böyle bir video vardı. Hatta en çok izlenen videom hala. Evet, onu geçmeyi planlıyorum. Buket'le şu an burada oturuyor. Buket'le başlıyor. Üniversite konulu videolarımı aşağıdan bulabilirsiniz. Bugün de birazcık şeyden konuşmak istiyoruz. İstanbul'da öğrenci olmak ve İzmir'de öğrenci olmak. Hani aradaki farklar neler, nasıldır İstanbul'da öğrenci olmak? Ben biraz kendimi tanıtayım. Aslında çok parlak bir öğrenci değilimdir. Hani bu konu için çok uygun muyum tartışılır. Yeditepe Üniversitesi'nde uluslararası ticaret ve işletmecilik okuyorum. Ben tek tercihle girdim bu okula. Babam öyle uygun gördü. Bir tercih yaptım. En üst sırada bu vardı. Direkt buna girdik. İstanbul dışına okumayı düşünmüş müydün hiç? Ben istemiştim. Özellikle İzmir'de okumayı. Çünkü benim çok yakın bir arkadaşım var. Ama beni şehir dışına yollamamışlardı. Şu anda pek şehirden içine sayılmazsın. Şu an Tuzla'dayız. Tuzla'da oturuyorum. Yeditepe nerede? Ataşehir demeyim. Kayışdağ'da. Ataşehir demek o kadar büyük bir gaflet olurdu ki. Kayışdağ. Bildiğiniz Kayışdağ orası. Ben servise gidiyorum. Babam ne bana oradan ev tuttu. Ne altıma araba çekti. Servisle buradan ilk önce ben biniyorum. Sabah işte 7'de. 6'da falan kalkıyorum. 7'de biniyorum. 1,5 saatte önce beni alıyor. Ben böyle servisçi uyurken falan servis doluyor. Biz 1,5 saatte gidiyoruz okula. İzmir'de hep şey var. Yani İstanbul büyük bir şehir olduğu için. Yani İzmir'de büyük bir şehir ama İstanbul'un yanında kalıyor. İzmirliler şunu linç eder misiniz lütfen? Daha küçük oluyor ve hep şey konuşuyoruz mesela. İstanbul'da okusaydım maddi durum nasıl olurdu? Her şey çok pahalı. Gerçi İstanbul bu kadar pahalı mı? İstanbul'da okumak bu kadar yani maddi güç gerektiriyor mu? Bu kadın iç çekişi duyuldu. Ciğeri soldu kadın artık. Ben bunu ikiye ayırıyorum. Bir Buket gibi hani ailesinden ayrı yaşayıp da işte market alışverişini vesaire bunları yapmak zorunda olup elektrik, su vesaire ödeyenler. Bir de benim gibi oturduğu yerden para yiyenler. Hani çok şey yapılmayan, çok kontrol altında olunmayan. Mesela Buket sen örnek vererek market alışverişiydi, o suydu, bu suydu derken çok affedersin. Kadar eve de istedikleri kiralar belli. Ben biraz argo konuşurum, kusura bakmayacaksın. Anlamışsınız zaten. Hemen kapıdan çıkıversin orada. Yani küçücük evlere ne kiralar isteniyor, ne elektrik su faturaları ödeniyor. Özellikle okulun dibinde oturuyorsanız bunu böyle kullanaraktan ciddi paralar alan evet ve şeyler çok kötü. Şerefsizler evet. Var. Bir de benim gibi mesela ailesiyle yaşayıp işte yemek parası olsun. Bunu ödeyenler var. Yani mesela biz de atıyorum servise çok fahiş bir fahiş mi denir? Fahiş. Fahiş fiyatları diyoruz. Bize de oradan takıveriyorlar. Ama yemeğe gelince yani yemek paraları da mesela bu sene mesela her şey zam geldi ama benim harçlığıma zam gelmedi aslında. Buradan babama sesleniyorum. Gerçekten yemek için ciddi paralar dökülüyor. Evet, sıcak aynen. yemek istiyorsanız. Peki Yeditepe'de okumaktan memnun musun? Eğitim kalitesi olarak. Atıyorum Yeditepe'ye tercih edecekleri önerir misin o okulu? Önermezmiş tamam. Yeditepe. Yani ben mesela şöyle özür dilerim lafını böldüm ama ben mesela reklamcılık okumak istediğimde reklamcılık hep şey derlerdi bana. İstanbul'da okunması gereken bölüm ama ben İzmir'de okuyorum. Ama İzmir'de benim Yeditepe'de işte hep istiyordum Yeditepe'yi yazsam diye ama yazmadım vazgeçtim. Mesela ben mesela bana o zaman önerir miydin Yeditepe'yi yaz iyi bir okul şöyle faydalarını görürsün falan diye. Şimdi şöyle ben bu okula bu bölüme çok bilinçsiz şey yaptım. Annemle babama yönlendim. Mesela okul babam seçti bölümü annem seçti falan. Ben de olur okurum falan dedim. Hani böyle girdim bu okula. Daha sonra ilk sene şeye çok kapıldım. Yeditepe belki duymuşsunuzdur. İşte kızlarının süslülüğüyle her gün her sabah yapılı saçlarıyla topuklu ayakkabılarıyla erkeklerin ise o işte marka gömlek
cüzdan, telefon, sigara, sigara bunlarla sigara. Ünlü bir okuldu. Ben sandım ki işte herkes öyle. Ve o düşünceyle girdiğimde de okula hani hep onlar dikkatimi çekiyordu falan. Beni rahatsız etmişti. Çünkü daha kasıntı oluyorlar bana göre. Hani dedim ki acaba bunlarla ben anlaşamayacak mıyım vesaire. Sonra şey oldu işte. Daha başkalarıyla tanıştıkça aslında bir tek onlardan ibaret olmadığını, senin benim gibi normal insanların da olduğunu gördük. Ve biz artık onlarla dalga geçiyoruz. Çünkü abi okula her sabah yapılı saçla gelinmez. Yani. Bir kere de çek ne eşofmanını onunla gel yani. Hani anladın mı? Ya da hep topuklu ayakkabı giyinmez ki bizim okul yokuştur. Yokuşları meşhur. Arnavut kaldırımları meşhurdur. Karı kışı meşhurdur bir kere. Bir soğuk yapar, bir kar yapar, bir kış yapar. O zaman bile etek giyen kızlar vardır yani. Çok şey. Yapılmaz. Bunları düzeltelim lütfen arkadaşlar. Ya böyle bir kitle bütün özel üniversitelerde var. Aynen. O yüzden bu kitleler yüzünden hani tam var olabilir, beni hiç ilgilendirmez. Ama Yeditepe ya da Yaşar ya da ekonomi ya da ne bileyim bilgi özel üniversiteleri herkes hani şey böyle hiçbir yere tutturamamış gerizekalılar özele gidiyor. Öyle kesinlikle öyle bir şey yok. Özel üniversitenin şöyle kötü bir algısı var. Böyle bunu şey yapıyorlar birazcık. Nasıl diyeyim? Puşluyorlar. Ne dedim? Biraz buna? Fazla abartıyorlar. Aynen. Hani yani. Sürekli bu göz önüne geliyor. Özel üniversite demek şu demek, özel üniversite demek bu demek. Herkesinle böyle bir şey değil. Her yerde olduğu gibi özel üniversitede ya da devlet üniversitesinde kendiniz gibi insanları bulabilirsiniz. Evet. Arkadaşlık kuramayacağınız sitler devlet üniversitesinde de olur. Ne bileyim lisede de vardır, ilkokulda her yerde vardır yani. Bu kesinlikle özel üniversiteyle alakalı bir durum değil. O yüzden insanların bence birazcık daha özel üniversiteyle ilgili ön yargılarını kırması gerekiyor. Bunlar birazcık... Aynı şekilde işverenlerin de hani hala bu ön yargı taşıyan işverenlere buradan selam yolluyor. Tamamen kendi nerede okursunuz, ister devlette, ister özelde, ister Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de. Üniversite hayatınız tamamen sizin kendi başarınızla, kendi çabanızla elde edebileceğiniz şeyler. Bence ben öyle olduğunu düşünüyorum, ben öyle yapıyorum. Buradan da evet eğitim konusunu böyle bitirmiş olalım. Şimdi birazcık şeyden bahsedelim. Daha pahalı olduğundan bahsettik birazcık. İzmir o konuda İzmir'le kıyaslarsak. Evet İzmir de çok büyük bir şehir. Ucuz bir şehir değil. Ama İstanbul'a göre daha ucuz bir şehir onu söyleyebilirim. Ya da en azından şey yapabiliyorsunuz. Ucuza inmek istediğiniz zaman gerçekten ucuza çıkabileceğiniz yerler oluyor. İstanbul'da eminim böyle yerler vardır ama bir tık daha İzmir'den daha pahalı. Gerek kiralar, harcamalar. O konuda ben de birkaç gündür gözlemlediğim şey. Gerçekten o farkı biraz hissedebiliyorsunuz. Şehir mesela ben de İzmir'de büyük şehirde yaşıyorum ama İstanbul'a gelince buranın gerçekten büyük bir şehir olduğunu anlayabiliyorsun. Kalabalığı olsun ne bileyim trafiği, etrafı hani burada o büyük şehir kavramını bir tık daha hissediyorsun. İzmir o konuda biraz daha böyle şey kalıyor. Daha küçük mü diyeyim, relax mı diyeyim artık sıfatını siz bulun. Birazcık şeyden bahsetmek istiyorum. Gece hayatına, eğlence hayatına. Sonuçta üniversite insanların gençliğini yaşamak istediği yani hepimizin gençliğini yaşamak istediği bir 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl artık ne kadar okursanız o kadar yıldır. İzmir'de mesela gece hayatı rahat. Yani önce İstanbul olması ondan biraz bahsedelim. Bahset yani. Ben şimdi ben yine benim oturduğum yere geliyor. Ben Tuzla'da oturduğum için çok böyle gece hayatıyla arkadaşlarım kadar böyle iç içe olmadım hiçbir zaman. Olamadım. Çünkü İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek vakit ister. Para ister. Ulaşım ister. Yani şimdi ben kalkıp da Tuzla'dan hani nasıl diyeyim arabam olmadan kolayca işte bir gece kulübüne ya da bir taksi ayarlanmadan özel olarak bir yere hani böyle gidemem. Hani şey gibi gitme kalman gerekiyor. Aynen yani. Hani ya hadi çıkalım da dönerken işte bir şey ayarlarız işte falan öyle olmuyor. Evet. Hani onu zaten ayarlamış olman gerekiyor ki çıkasın. Ya arkadaşının arabası olacak ya senin araban olacak. Ki gece çok da güvenilirlik açısından genelde araba hani bana daha güvenilir geliyor bu işte taksi olayları falan. Ben çok hani çok kalabalık olmadığı sürece hoşlanmıyorum. Atıyorum iki kız gece taksiyle dönmek falan pek bana şey gelmiyor. Cazip gelmiyor. Zaten dediğim gibi tekrardan para açısından, ulaşım açısından, git gel açısından birçok hani şeyleri var. Ama gerçekten özellikle Avrupa yakasında, Anadolu yakasında böyle nadir yerler vardır. İşte Bağdat Caddesi'nde, Ataşehir'de,
belki benim bilmediğim bir iki yer daha vardır. Bu tarz yerlerde var ama karşıda Avrupa yakasında daha böyle herkese hitap edecek şekilde. İşte meyhane tarzı da var, kulüp tarzı da var. Şey böyle soft müziklerin olduğu yerlerde aynen öyle. Ve bunlardan hani çok çok var. Seçenekler hani çok artıyor. Ve fiyatlar da yani çok uygun değil ama hani herkes bence cebine hani göre şey bulabilir gibi, yani. Ama yine sanırım anladığım kadarıyla ortalama hani böyle her hafta çıkacak kadar da öyle hani yani o biraz... Aşırı aşırı hani zengin değiliz, aşırı aşırı paramız yok. Ama klasik bir normal durumda bir öğrenci herhalde anladığım kadarıyla sürekli çıkayım edeyim. Aynen. O biraz zor olabilir. Tabii aynen. Herkesin maddi durumuna göre değişir. Bu durum İzmir'de nasıl? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. İzmir'de tabii bu biraz daha kolay. İzmir'in şöyle bir güzelliği var. Hani semtler birbirine o kadar da uzak değil. Taksiyle de gitsen, arkadaşlarına taksiye bindiğin zaman kişi başı 10 lira, 20 liraya mesela biz Alsancak'ta gece kulübüne çıktığımız zaman kişi başı 15-20 lira arası bir fiyata geri Narlıdere'ye dönebiliyoruz ki bu da hani uzak mesafe ya da aynı şekilde başka yerde taksiyle dönebiliyorsun. Öyle bir güzelliği peki, var. Peki güvenilirlik açısından ben özellikle kızlar için çünkü. Yani şimdi şöyle İstanbul'a göre daha güvenilir. İstanbul'a göre bir tık daha güvenilir. Ya tabii ki ne dikkatli olacaksın. Büyük şehir her türlü insan vardır. Ama İstanbul'la kıyaslayınca böyle duyduğum haberleri, sağdan soldan duyduğum şeylere İstanbul'a göre çok çok daha az. Ama tabii yine böyle tek başına bir kız maalesef Türkiye'de dönerken o güvensizliği hissedebilir. Ne bileyim hani şey şey olur ya böyle elin biber gazındaydı falan. Hani öyle şeyler tabii ki de olabilir. Büyük şehir sonuçta ne olacağı belli olmaz ama İstanbul'a göre bu konuda bir tık daha rahat. İzmir'in şeyini seviyorum. Mesela mekanda 3 oluyorsa sıkılıyorsun. Çıkıp böyle 3'ünde yiyecek bir şeyler alıp çorbacıda da oturabiliyorsun ya da kordona çıkıp tutup. Biz mesela öyle sabahladık, kordona sabahladığım vardır yani. Ve çok güvensiz diyemem açıkçası. Özellikle yaz günlerinde tabii kış deniz havası soğuk ama İzmir ile İstanbul'u biraz kıyaslarsak bu konuda İzmir bir tık daha güvenli ve bir tık daha rahat kalıyor. Ama genel olarak benim İstanbul hakkında söyleyeceğim bir İzmir'de yaşayan bir insan olarak gerçekten bence Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı kesinlikle İstanbul. Çok daha güzel olabilir. Yani evet tabii ki de yapılabilir. Bu bizim elimizde. Böyle güçlerimizi birleştirirsek. Ama aynı zamanda çok da zorluğu var. Allah sizlere kolaylık versin diyorum. Ben böyle bir yere gidip de bu söylediğim şeyleri yapmayanları biliyorum. Birincisi ben bu tarihi turistik yerlere çok çok severim. Biliriz Erasmus'tan. Avrupa'dan en güzeli. Çok severim yani olsun, saraylar olsun vesaire. Bana kalırsa gittiğin yerdeki o tarihi turistik yerler görülmeli. Yani gittin sonuçta gör oraları. Azıcık yani ne bileyim. Sokaklar sevmiyorum. Bence birincisi o. İkincisi mutlaka bir hani gece eğlencesine yine çıkılabilir eğer buna imkan varsa. Hani oranın da bir gece hayatını, gece eğlencesini görmek için çıkabilirsin. Üçüncüsü de şey Boğaz'ın kenarında. Boğaz kenarı bir yerde oturulabilir. Bankta oturursun, bir şey yaparsın, iki fotoğraf çekilirsin. Boğaz kenarı yani o köprüyü de aldım fotoğrafı şu İstanbul gibi Boğaz falanız. Ama bu üç tane şey güzel olabilir bence. Bilmiyorum. Ne yaparsanız hep bu bana. Böyle şeyler tabii. Sizin de söylemek istedikleriniz varsa var mı sen başka söylemek istediğin bir şey? Yok valla. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadardı. Aklımıza bunlar geldi. Eğer eksik kaldığınız bir şey olduğunu düşünüyorsanız yorum olarak aşağı bırakabilirsiniz. Bu video bu kadardı. Başak'la, Başar'la konuk olduğu için teşekkür ederiz. Alkışlıyoruz. kanalıma abone olmayı unutmayın. Hep yapmayı çok istemişim. Yapsana hadi yap. Kanalına abone olmayı unutmayın. Ya da şuradan ya da şuralardan bir yerden. Ve beğenin be. Beğenme ne olacak? Ne olur? Beğenme dur. Buket'in videosunu geç. Ha, evet 8000 izlenmişti o. Başa geçirelim. 8000 bir bile olsa geçeceğiz. Hadi göreyim sizi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sizlere öpüyoruz. Aklınıza gelmiş varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.